Sadece K9 köpekleri değil, her cins köpek özel bir eğitimden geçirildikten sonra kayıpların izini sürebilir. Evinizde beslediğiniz bir köpek cinsi ne olursa olsun bu eğitimi alabilir. Nasıl kayıp avcısına dönüşüyor köpekler? CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya o eğitimin yapıldığı yerdeydi. Son zamanlarda çocuk ve yaşlıların sık sık kayıp olduğuna dair haberleri izliyoruz. Ancak artık evimizde beslediğimiz köpeklerin de bu kayıpların önüne geçmek için büyük bir rol üstlenebileceğini sizlere aktarmak istiyoruz. Yanımızda 28 yıldır K9 köpeklerini eğiten Göktan Eker var. Hemen kendisine soralım. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Şu an Beykoz'dayız, bir arazideyiz ve artık köpeklerin de evimizde beslediğimiz köpeklerin de kayıp olaylarında büyük bir rol üstleneceğini biliyoruz. Neler düşünüyorsunuz, nasıl bir eğitim yapıyorsunuz? Bunları sizden öğrenmek istedik efendim. 3 yıl kadar önce koku takibi eğitimlerine başladık. Daha sonra yetiştirdiğimiz bir köpeği bir sivil toplum örgütüne verdik. Orada idareci arkadaşla eğitimlerini tamamladık ve 30 kadar operasyon yaptık. Kimini de bulduk, kimini de bulamadık ama bunların hepsinden ders çıkarttık. Çıkarttığımız en önemli ders de şu, bu projeyi ülke genelinde yaymamız gibi bir rol üstlenmemiz lazımdı. Bundan hareketle bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Ve bu eğitimler süresince de gördük ki aslında evde beslediğimiz çok yaramaz, yerinde durmuyor, her yeri kemiriyor, sürekli havluyor dediğimiz köpekler gerçekten çok başarılı. Peki şu anda bir aynı zamanda tatbikat da yapıyoruz. Evet. Eş zamanlı olarak aslında gerçek bir tatbikat bu. Bir kişinin şu anda kendi eşyasını bıraktığını görüyoruz ve ne olacak şu anda, biraz anlatabilir misiniz buradaki ortamda? Buradaki mizansenimiz de şu, pikniğe gelen ya da doğaya yürüyüşe gelen bir arkadaşımız çantasını bıraktı ve bir yolda yürüdü ve yolunu kaybetti. Daha sonra güvenlik görevlerine ya da kurtarma görevlerine ulaştı. Koku takibi köpekleri bu şahsa ait eşyayı koklayarak onun yürüdüğü yoldan ilerleyerek kayıp kişiyi bulma üzerine kurulu bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Şimdi köpeğimizin neler yapabileceğini birlikte göreceğiz. Tabii kayıp vakaları sık sık oluyor. İnsanlar bir yakınları kaybolduğunda ne yapacaklarını bilemiyorlar ama en önemlisi çok fazla zaman geçirmeden ilgili birimlere ulaşmak ve kayıp bölgesinde çok fazla koku kirliliği olmadan K9 birimlerini beklemek olmalı. Evet, şu anda da geliyor aslında. İsmi nedir köpeğimizin? Köpeğimiz Fırtına. Size daha önce bahsettiğimiz operasyonel eğitimleri almış köpeğimiz. Bakın dikkat etseniz meraklı kalabalıklar da arkasında alanı kirletmeden geliyorlar. Yani böyle bir kayıp durumunda bizim istediğimiz de alanı koku açısından kirletilmeden köpeklerin yani K9'ların gayet rahat çalışacağı bir ortama getirmek. Şimdi 30 operasyona katıldı ve bu da herhalde onlardan bir tanesi. Şimdi tabii bu güzel bir haber ama üzücü de bir haber. Şu anda Türkiye'de tek bu konuda. Hem sertifikasyonu, sınavları hem de bu konunun yaygınlaştırılması en büyük amacımız. Şu anda kokluyor galiba, koklamak evet, üzere. Şimdi çantayı kokladı, bakın onun izleri aramaya başladı. İzini aramaya başladı. Evet. Aslında onun aklında şu anda koku var. Köpeğin kokuyu aldı aslında. Evet, köpeğin yüz ifadesine bakarsanız aslında bize birçok şeyi anlatıyor olacak. İdaresi motive etti. Şimdi çantayı koklatıp başlayacak. Evet. Evet, şu anda görüyoruz. Bunları canlı izliyoruz. Şu anda Fırtına kokuyu aldı. Sahibinin kokusunu aldı ve gidiyor şu anda. Gördüğünüz gibi bakın çok istekle koşturarak kayıp şahsın nereden gittiğini de bilmiyor. Bakalım biz de canlı yayında bulup bulmayacağını göreceğiz tabii ama kokudan çıkmadı, kayıp şahsın olduğu yere doğru gitti. Ne kadarlık bir sürede bulup bulabiliyor ortalama? Yani 20 kilometreye kadar koştuğu oldu köpeğin. Bakın şu anda evet, şahsı buldu. Şu anda buldu. Evet. Evet. Şu yani, anda aranan şahsı buldu. Bu baygın bir şahıs olabilir, yaşlı bir insan olabilir, kaçırılmış bir vatandaşımız olabilir. Dolayısıyla biz koku takip köpeklerinin yaygınlaştırılmasıyla hem görevli arama kurtarmaları personeline hem de gönüllü arama kurtarma personeline bir destek sağlamak istiyoruz. Ve bu desteği de evde kahraman potansiyeli olan köpeklerimize sağlamak istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz Gökten Bey'e yayınımıza katıldığı için. Sizin de köpeğiniz koku avcısı yapabilir, koku avcılığı yapabilir ve önemli olan eğitim diyoruz. Ve bu sosyal sorumluluk projesinin pek çok kaybın da önüne geçeceğini sizlere buradan aktarmak istedik. Beykoz'dan aktaracaklarımız şimdilik bunlar. Söz yeniden merkezde.